bir yaka paça attı mı yani sokağa Şükran Hanım'ı? Attı anne vallahi. Deli deliyi görünce değneğini saklar derler. Doğruymuş. Şükran teyze de gık diyemedi. Peki Fikir Bey ne yaptı? Çok üzüldü mü? Hı? Ya ne üzülmesi anne ya? O da gitti karısının peşinden. O onun eski karısı. Boşandılar onlar kızım. Aa. Anneciğim sen önce şu ilaçlarını bir içer misin? Eski karısı olsa niye gitsin peşinden? Saf mısın sen? Bırakmadı kadını, gitti işte. Nereye gittiler? Ay sen de hiçbir şey öğrenememişsin. Her şey yarım yamalak. Fikir Bey. Şeyma Hanımcığım. Gelmişsiniz. Ha geldim. Benim sizden başka gidecek nerem var ki Şeyma Hanımcığım? Tabii ki size geleceğim. Ama ben ne bileyim Müjde Şükran Hanım'ın peşinden hop diye. Yok canım ben onun peşinden gitmedim ama o benim peşimden geldi. Gel gel. Nasıl? Nasılsınız Şeyma Hanım? İyi misiniz? Geç geç. Geç. Ay şunu. İşte. Boşta kalmasın gel. İşte öyle şey malmışım. Ben dedim ki düşene bir de biz vurmayalım. Tabii öyle olmaz. Değil mi? Olmaz. Ben ne dedim? Ne dediniz? Dedim ki Şeyma Hanımcığım, hüce gönüllü, merhametli, yardımsever Şeyma Hanımcığım sizi sokakta bırakmaz dedim. Bırakmam değil mi? Sinirim bozuldu, pardon. Neyse, tamam öyle yapalım o zaman. Ya olmaz anne ya, kadını kendi ailesi bile istemiyor, bize ne? Ya o bir kere yanlış anlaşılma ya. Niye ortalığı bulandırıyorsun şimdi? Evet, o zaman ben şey yapayım. Size yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Size Şükran Hanım dışarıdan geldiniz. Pissiniz. Bir banyo, duşa girip şey hani ben biraz biliyorsunuz hasta. İyi olur vallahi ya. Günlerdir oradan oraya süründüm, pestilim çıktı ya. Oradan oraya... Neyse, bilmeyeyim daha iyi. Müjde sen banyonun yerini göster. Bir de Şükran Hanım üstüne temiz bir şeyler. O zaman... Geç. Fena değil. Yok be, kokmuyorsun. Sevzek. Ah evet. Al bakalım. Sağ ol. Barış annenle konuşsam mı bir ya? Gelir mi acaba? Konuşmam, işim olmaz benim onlarla. Ne yapacağız? Ya babaannem tutturdu yarın isteme olacak. Alsın anasını babasını gelsin diye. Ya onu da üzmek istemiyorum ben. Canım ben sizi üzer miyim hiç? Seni de üzmeyeceğim, babaanneni de üzmeyeceğim. Merak etme, halledeceğim ben o işi. Ne yapacaksın? Halledeceğim ya, sen bana bırak. Sen şu Cem'in işini çözdük önce. Başımıza bela avlayacağım. Of. Sen çömağı hazırla. Yine akşam akşam gelecek ben işine bak. Sakin ol sen, manyak. Şükran Hanım evde mi? Ne yapacaksın anneme? Adli bir vaka yaşanmış ama kendisi ifade vermeden hastaneden kaçmış, onu bir soracaktım. Evde yok, bulursan konuşursun. Yalnız sonra o evden çıkarsa polise karşı suçlu durumuna düşeceğim. Farkındasın değil mi Filiz? Şş, bana bak bana. Bunlar var ya senin son ablaların, tadını çıkar. Oğlum bak öyle bana bak falan deme, senin karşında eski Cemil yok. Yok, gayet aynı Cemil var, hıyar Cemil. Oğlum bak asabımı bozma, memurum ben, uğraşırım seninle. Ben ne uğraşacağım be? Ha? Daha ne uğraşacak? Gerçi bir işe yaramıyor da kardeşlerimi şikayet etmişsin. Ha hiçbir şeyi bozamadın ayrı da. Öyle herkesin ortasında beni rezil edersen olacağı buydu Filiz.
Zaten o iş daha bitmedi. Dur bakalım. Şişt, bana bak bana. Sakin ol, tamam mı? Kendine gel. Hadi git, ne yapıyorsan yap. Yarın zaten dilekçeyi veriyor. Kurtuluyoruz senden ebediyen. Hadi. Daha fazla rezil etme kendini. Sen mi bana rezillikten bahsediyorsun lan? Eski hırsızsın oğlum sen. Herkesi uyuttun burada bir şekilde. Siz hepiniz bir olay çeviriyorsunuz ama. Ben de memurum. O işi çözmezsem namerdim. Lan ne yaparsan yap. Hadi yürü git. Ha, yürü git. Yürü git. Yeter be. Manyağa bak ya. Tamam gel otur gel. Daha ne yapacaksa? Bir şey yapacağım lan yok be. Manyak manyak konuşuyor işte. Sen de ver şu dilekçeyi, kurtulalım şundan. Filiz elimde kalacak en son ha. Tamam ya tamam. Sakin ol. Halledeceğim ama. Hadi ben gidiyorum. Sen de yat. Sinirlenme. Tamam hadi. Hadi. Hadi görüşürüz. Ay. Ay. Gülüm. Ha? Al bak nane limon yaptım sana. İyi gelir miydin ha? Ay. İyi gelir değil mi ekşi ekşi? Gelir gelir. Ay. Bu neymiş ya böyle? Tufan. Ya bir seneye kalmadan bu evde 3 çocuk olacak, inanabiliyor musun kuzum? Ya biz bu Zeynep'i alacağız diyoruz da gülüm. O iş öyle kolay olmayacak ha. E baksana benim babam var, annemin yanına gideceğiz falan deyip duruyor kız. Ya çocuğun kimi kimsesi yok ya. Belki öyle inandırmak istiyordur kendini. Öyle mi diyorsun? E bu Ömer'le derdi ne o zaman? Baksana gitti yapıştı herife. Ben gidip bunun bir ağzını yoklayacağım ya. Vallahi bir bakayım derdi neymiş Zeynep'le. Ara ama dikkatli ol. Ya adam sonuçta Filiz'in patronu. Kızı işinden etmiş olmayalım sonra. Ya yok gülüm, ne yaptın? Öyle gidip usulen soracağım yani. Hani sen ne yaptın da bu kıza bu kadar bağlandı bu kız sana? Onu soracağım, o kadar. Usulen sor bakalım. Aşkım. Hı. Benim canım ne çekti biliyor musun? Tereyağlı helva. Kalk. Kalk sen yağ kavur. Ben de unu eleyeyim. Hadi gel. Şey mi varmış? Ne şey lan size Şükran da? Şükran. Kalk konuşacağız. Seninki bütün gece başımı bekledi, gelemedim bir yanına ya. Ya sen de bir yer beğenemedin, orada konuşma, burada konuşma. Şişt, bana bak. Çok büyük para mı indiriyoruz kız? Oğlum dünyadan haberin yok senin. Anlatacağım adamlar peşimde, bir an önce konuşmamız lazım hadi, ya. Hadi, hadi konuşalım ya. Dalga mı geçiyorsun? Günaydın. 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 Bak Şeyma Hanımcığım da uyanmış. Nasıl? Rahat mıydı yatağım Şükran teyze? İyiydi ya. Bayağı kuş gibi uyudum vallahi, sağ ol. Ben de hiç uyuyamadım nedense. Ya Fikri beni bir hastaneye götürecek Şeyma Hanım. Darılmazsın inşallah. Hastaneye? Ne hastanesi be? Ya bir gidelim, kaşıma gözüme baksınlar bir. O kadar dayak yedim. Değil mi Fikri? Tabii tabii. Yazıktır, günahtır. Ben bir hastaneye götüreyim bunu ya. Hadi. Hadi hadi. Hadi ben bir giyineyim. Hadi bakalım. Gidin de bir baksınlar. Allah. Ne? Bakma bana öyle. Geç geç geç. Bir baş başa kalıp konuşmalı Fikri ya. Yürü gel gidelim bir yere oturalım da konuşalım hadi.
Sabah sabah günaydın demeden nereye böyle Şükrü? Kız, o elin bıyığı geldi karşımıza. Eğer seni ona verirsem o da bana 150 bin verecekti. Hadi bakalım Ömer Bey. Al sana Şükran. Hadi ver bakalım benim 150 bin. Oha Fikri ya. Böyle mi konuştuk biz seninle? Kızım üçün beşin lafını mı yapacağız ya? Valenin büyüğü burada 150 bin verecek adam. Hadi sen çaldıklarını ver Ömer Bey'e, o da benim paramı versin. Ben bir şey çalmadım. Kız çalmasan ne diye bu adam senin peşine düşsün? Vay be, kocam bile bana karşı doldurdun ha. Helal olsun sana. Yalnız bir şey düzeltmem gerekiyor. Eski koca, eski koca ha. Yanlışlık olmaz. Çok güzel de bir iş. Yürüyün ikinizle de konuşacağım. Ne oluyor bir? Turan dur. Ne yapıyorsun amca? Ya çekiştirmesene be. Ne konuşacaksan sokakta da kalabalık bir yerde konuşacağız. Ben öyle kapalı bir yere falan girmem seninle. Bana bak. Üstüme gelme, ipliğini pazara çıkarırım ha. Çıkaracak olsan çoktan çıkarırdın zaten. Seninle var bir işler de öğreneceğiz hadi. İyi madem. Çay bahçesine gidelim. Sen bize bir tost bastır şöyle bol kaşarlı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya ben bol kaşarlı tost sevmiyorum. Saman gibi oluyor. Ben karışık tost isterim. Yürü be Fikri. Ne kırışık? Hadi geçmiş olsun Filiz. Demek halloldu sonunda her şey. Ben bir Cemil'le de konuşayım. Onun da imzasını aldık mı? Tek celsede boşarız sizi. Anlamadım. Cemil'le konuşmadıktan sonra olmuyor mu yani? Anlaşmalı boşanma için dilekçeyi onun da imzalaması lazım. Ama merak etmeyin. Bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Yani değil mi? Bir sorun çıkmaz. Sonuçta iki defa mahkemeden döndüler. Boşanmayıp ne yapacak ki? Gel. Şey pardon Cemil Bey geldi. Alayım içeri. Ne demek alayım içeri ya? Tabii ki alacaksın. Benim davam değil mi bu? Aslında iyi denk geldi. Buyurun Cemil Bey. Siz de alın imzalayın hemen. Vallahi hanımefendi, zahmet etmişsiniz ama boşuna zahmet etmişsiniz. İmzalamayacağım ben. Aa, ne demek imzalamayacağım ya? Al imza şunu, saçmalama. Yo, imzalamayacağım. Zorunda mıyım? Mahkemede hakimin karşısında karımı sevdiğimi, ayrılmak istemediğimi... Lan ne anlatıyorsun? Ne karımı, ne kızı? Manyak mısın oğlum sen? Barış Bey. Şampiyon. Barış Bey. Tamam. Ama Cemil Bey, siz de durumu görüyorsunuz. Yani bu evlilik zaten hanımefendi, yani... Hanımefendi, bu evlilik benim başımı yedi, tamam mı? Allah Allah. Biraz da bunların başını yesin. Bakalım, görsünler. Hakimin karşısına çıkacağım. Karımı seviyorum diyeceğim. Karım da beni seviyor diyeceğim. Çünkü daha evvel bunu hakemede de bizzat hakime beyan etti, değil mi? Yalan mı? Aramıza bir kara kedi girdi diyeceğim, bu arkadaş oluyor. Onun dışında gül gibi yaşıyorduk diyeceğim. Tamam, haberiniz olsun. İyi, tamam. İmzalamasın. Ne yaparsa yapsın. Biz mahkemede görüşürüz, verelim dilekçemizi. Görüşürüz. Görüşürüz. Yalnız Filiz, çekişmeli boşanma birkaç yıl sürer. Birkaç yıl mı? Sen ne zannediyordun ki? Yuva yıkmak kolay mı oğlum? Her şey evlilik kurumunun devamı için. Ya Barış! Aa, tamam. Ya. 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 Tamam yeter. Ya. Barış, ya. Allah aşkına ya. İzin vermedin ki ağzını burnunda atayım. Ya ne yapacaksın ağzını burnunda atıp? Bu herif Allah Allah kötülük yapıyor işte. Bilerek bizi delirtmek için yapıyor. Sen düşüyorsun adamın tuzağına. Yavrum duymuyor musun? Kadın yıllar sürebilir diyor ya. Bununla mı uğraşacağız? Ya niye yıllar sürsün? Bin tane şahidimiz var. Herkes biliyor formalite evliliği yaptığımızı. Sürmez yıllarca. İyi oldu, yalanı şahit getirdi. O zaman ne yapacağız? Ha? Manyak yapar biliyorsun. Ya ne yaparsa yapsın, boşanacağız eninde sonunda. Bilmiyorum Filiz ya. Hadi bak, takılma. Hadi istemeye geliyorsun beni bugün. Evleneceğiz işte. Ya babaannen de vermez seni bana. Biliyorsun bizde bu şans varken bu da olur. Ya saçımı mı verir? Hadi işimize gücümüze dönelim hadi. Ben de gideyim ailemi ikna edeyim bari. Bakarsın müsaitlerdir. Allah Allah, ne yaptın acaba? Neler çekiyorsun? Şey yapmayacağım, şey yapmayacağım. Gayet dürüstüm. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Of. Şükran. Sen elması parmağında görsen donmazsın kız. Nereden aldın o kadar taşları? Aha be Fikri ya. Çantamda buldum. Ayıdan düşmüş. Ben ne bileyim onların bunun olduğunu. Şimdi Şükran Hanım, siz elmasları satamazsınız.
satmaya kalkınca başınıza neler geldiğini gördünüz. Yine de para istiyorsanız elmasları getirin. Fikri Bey'e söz verdiğim parayı size vereyim. Sen o parayı yine vereceksin Ömer Efendi. Ama elmaslar bende değil. Çaldırdım. Ulan ben de olsa benim burada ne işim var ya? Kaçar giderim. Madem elmasları çaldırdın, niye sana parayı veriyorum? Sus payı. Kızıma senin patronun çamaşırcı değil, elmas satıcısı demedim. Polise gitmedim. Tamam, bana o adamların ismini ver. Seni döven adamların. Taşlar onlardan çıkarsa parayı vereyim. Ama bu arada ortadan kaybolma, aramız bozulmasın. İyiyim abi. Al bakalım. Haber bekliyorum ben senden. Acele etme, benim zamanım var. Lan o parayı vereceğim değil mi 150 bine? Ya sen ne salaksın be? Şiş be. Ne çüşü be? Ne çüşü be? Hakikaten hiç kafan çalışmıyor ha. Ne diye adamların ismini verdin parayı almadan ya? Bu lavuk şimdi o taş elması aldıktan sonra kayıplara karışacak. Biz de bir daha o parayı alamayacağız. Bulamaz oğlum o taşı, kayayı. Niyeymiş? Çünkü elmaslar bende. Bir giremedi senin şu taş kafana. Niye öyle söyledin o zaman adama? Oyalansın diye. Şimdi adamları ararken biz de güvenilir birini bulup satacağız taşları. Sonra da ortadan kaybolacağız. Sen de ben. İkimiz. Niye? Niye ikimiz? Niye sen tek başına halletmiyorsun? Bana ne lazım bunlar? Çünkü ben daha önce denedim, beceremedim. Yedim dayağı oturdum. Sana ihtiyacım var Fikri. Bırak şimdi sen niyesini, nasılını. Bulabilecek misin benimle birini? Onu söyle. Elmaslar şimdi nerede? Şu kiralık depolar oluyor ya. Hı. Onlardan tuttum bir tane. Oraya sakladım. Elmaslar güvende, sen merak etme. Birini bulabilecek misin? Onu söyle bana. Hallederiz. Şükran. Şimdi biz zevkli mi olduk? Hem de nasıl olduk oğlum, biliyor musun? Paraları kırışacağız ona göre. Anlaştık. Anlaştık. Ha, Sado, yazdın mı adamların ismini? Tamam, bulun silkeleyin bakalım, taşlar çıkacak mı onlardan? Bir de bu Fikri ile Şükran'ın peşine bir adam takın. Bir işler karıştırmasınlar, işimizi sağlam alalım. Tamam mı? İyi hadi. Ömer. Kolay gelsin. Hoş geldin Tufan. Ya bir 5 dakikan var mı, konuşalım acık? Hah, bir sen eksiktin. Gel tabii, buyur gel. Çay kahveni içersin? Yok ya, bir şey almayayım. Biz zaten kahvede her gün içiyoruz. Eyvallah. Ben bir su alayım müsaadenle. Tabii tabii. Şimdi sen tabii soruyorsun bu herif niye böyle pat diye geldi diye. Estağfurullah da. Hani konuya böyle girince mutlaka bir şey vardır diye düşündüm. Vallahi Ömer, sen bir geldin mahalleye, tam geldin. Yani gelir gelmez Filiz'e patron oldun. Bir de Zeynep'le çok iyi anlaşıyorsun. Bir sorun mu var? Vallahi orasını sen söyleyeceksin bana Ömer.
Ne söyleyeceğim anlamadım Tufan. Şimdi sen bu Zeynep'e ne anlatıyorsun da bu kız seni bu kadar seviyor? Ben merak ettim. Ha. Orası kolay. Git gel. Alıştı bana ufaklık diyelim. De sen niye Zeynep'i bu kadar taktın? Bak kardeş, bu kızın annesi vefat etti. Evet. Ben babasını da sordum, soruşturdum. Tanıyan bilen yok. Yani kız hem öksüz hem de yetim. Yaş teyzesi hiçbir şeyini eksik etmiyor da... Yani ne kadar olsa ana babanın yerini tutmaz. Neyse biz konuştuk. Zeynep'e evlatlık edinmeye karar verdik. Olmaz öyle şey. Ne diyorsun sen Tufan? Sana ne lan? Yok, şey için söyledim. Teyzesi var, dedesi var. O yüzden söyledim. Yani bir de durup dururken dış kapının dış mandalına evlatlık verilir mi çocuk? Vallahi orada seni ilgilendiren bir şey yok Ömer. Öyleyse niye bana geldin Tufan? Senin Zeynep'le mevzunu anlamak için diyelim. Bu kız ağzını açacak olsa senin gözünün içine bakıyor. Ay, günaydın. Kusura bakma, geç kaldım. Avukata gittim de. Hoş geldin Tufan abi. Hoş bulduk Filiz. Sen de hoş geldin. Hayırdır? Ya öyle bir uğrayayım dedim ya. Gidiyordum ben de zaten. İyi, tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz Tufan. Ya hayırdır ya? Ne oldu? Niye geldi Tufan abi? Niye gitti şimdi? Yani işte söylediği gibi öylesine gelmiş. Hadi biz işe başlayalım. Barış. Ne yapıyorsun be? İyi, ne yapayım? Ya zamanın var mı 5 dakika konuşsak? Var var, gel. Gel konuşalım. Ben de sana gelecektim zaten. Gel de evimi gör. Al bakayım. Anlat, dinliyorum. Oğlum ben bu Ömer'den fena kıl yapmaya başladım, haberin olsun. İşte benim gibi mantık düşünen biri daha. Adam bir garip değil mi? Aynen. Bir şey var yani. Sen neden kıllandın? Ya bu Zeynep'le bir tuhaf değiller mi abi yani? Çok sıkı fıkılar. Kız böyle gözünün içine bakıyor adamın. Çok kıllandım ben. Bir gideyim dedim şeye, çamaşırhaneye. Gittim bir ağzını aradım. Bak ne buldum. Ne buldun? Bak bak. Şu ekstralere bak. Oha! Ya. Bunlar ne oğlum? Oğlum bu hesap girdi çıktı sene. Bu herif bayağı zengin. Aynen. Ya işte ben de onu diyeyim abi. Yani hayır, bu kadar zengin adamın çamaşırla, deterjanla, ütüyle ne işi var onu anlamadım. Ben seni karıştırdığını biliyordum zaten ha. Şimdi yakaladım kuyruğunu işte. Ya hayır, yani zengin olmak suç değildi abi. Ne bileyim, bir tuhaf yani. Onun zaten mahalleye gelme nedeni başka bence. Ne yapıyorsun? Ya kaçma oraya, bekle. Suat çok sağ ol vallahi, çağırdım geldim. Sen istersin de gelmez miyim Barış abi? Buyur. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Bana 2 gününü ayırmanı rica ediyorum. Çalışamayacaksın biliyorum, ben telafi edeceğim. Laf olmaz Barış abi. Şu motoru aldıysam senin sayende. Söyle ne yapıyoruz? Şimdi şöyle yapıyoruz. Ömer diye bir adam var. Anlat bakalım. Ha? Yani hiç böyle görmedim ben senin daha önce. Bir derdin var demek ki. Ha? Yok bir şey ya. Var var. Hep sen mi dinleyeceksin beni? Biraz da sen anlat. Kardeşlerinle ilgili bir şey mi? Kardeşler mi? Ha yok şey. Bu Tufan var ya. Zeynep'e evlatlık almaktan falan bahsetti. Sen razı mısın buna? Razıyım tabii. Yani... Zeynep bana tabii üvey ablamdan emanet ama... Yani başımın tacı da işte onun da anne babaya ihtiyacı var. Yani Tülay'la Tufan olmasa böyle olmazdı tabii de. Yazık, bizde anne baba var da yok gibi biliyorsun. Bari onun bir anne babası olsun. Tabii işte ne bileyim, bana garip geldi. Niye garip gelsin ya? Her çocuğun anne babalı büyüme hakkı var. Yani peki... Zeynep'in babası varsa ne olacak? Bugüne kadar sahip çıksaydı kızına, hepimiz araştırdık, yok adam ortada. Hani ne olacağı belli olmaz. Belki de adamın haberi yoktur.
Yarın öbür gün çıkarsa büyük arıza çıkarır yani. Bir çocuğu babasından nasıl ayıracaksınız siz? Bizle ne alakası var canım yani? Biz niye ayıralım babayı çocuğundan? Ya adam gelirse o gün bakacağız ona. Ha, eşya mı veriyorsunuz siz Filiz? Komşuya koltuk mu veriyorsun ya? Bu ne? Çocuk veriyorsun evlatlık. Böyle saçma şey mi olur? Neyse, ben çıkıyorum. Sen buradaki işleri halledersin. Şeyma Hanım! Hani hiç çıkmıyordu bu kadın evden. Çıkmış işte, yok. Yok ya, fazla uzaklaşmamıştır. O kasaba manava gitmiştir. Ama evde kimse olmaması iyi oldu ha. Aa, niye? Ya şey işte, biz de elmasları satacağımız adamı ayarlıyoruz ha. Gel, gel. Büyük bağlantılarım var. Hemen bulurum diyorsun yani. Kızım, o kadar ömür yaşadık. Herhalde o kadar insan biriktirmişizdir ya. Ne yapıyorsun Fikri ya? Öf! Aa, bu manyak kadınla kala kala delirdin iyice sen de. Bırak şunu be, öf! Ne yapıyorum lan ben? Geç, geç, geç. Hadi ver, ver, ver. Ne? Telefon tabii canım, vardır sende. Hadi bakalım, hadi, hadi, hadi. Pasta da yaptın mı? Yaptım, yaptım. Ne dediyseniz yaptım. Akşama bizim kızı istemeye gelecekler. Onun için istedim bunları senden. Öyle kuru kuru olmaz. Filiz'i. Ay canımın için. Allah tamamını erdirsin. Amin cümlemize. Darısı sevenlerin başına. Bana bak içli köfte. Ne içiniyorsun öyle kuku mavkuşu gibi? İnşallah sen de Fikri'ye kavuşursun. İnşallah. Ama ne bileyim ben Aysel anne, yani bu Şükran böyle ortaya çıkınca bir şeyler oluyor bize. Ben hiç anlamıyorum yani, kavuşabilecek miyiz hiç bilmiyorum. Ama kızım sen de az salak değilsin. Karıyı evine almışsın. Ay sormayın, ama ne yapayım ben? Kapıya atamam ki, kapının önüne nasıl atayım? At gitsin. Ben nasıl attım? Yok, 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 yapamam ben Aysel anne. Benim galiba biraz yüzüm yumuşak. Biz ona salak diyoruz. Madem atamıyorsun, o zaman Şükran gibi ol. Nasıl yani, Şükran gibi mi olayım? Evet, odun gibi ol. Hı? Sen bu Fikri'nin yemini, suyunu veriyorsun. Hı. Sırtını sıvazlıyorsun. Evet. Niye gidiyor o zaman Şükran'ı görür görmez? Niye? 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 Ha, niye, niye? Ben soruyorum, niye? 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 Çünkü sıkıcısın. Dün bir muhabbet açtın. İçim kurudu, içim. Ama Şükran neşeli. Şen şakrak. Eğlenceli, ondan tav oluyor bizimki. Sen içli köftesin, Şükran alevli meyve tabağı. Ama aşk olsun Aysel anneciğim, ne yapayım ben şimdi? Kendimi mi yakayım? Yak, yak, yak.
giyin, süslen, kırıt, mırıt. Yak etrafı, yak. Eğlenceli olabileceğini bizim faydasıza göster.